Bir sabah düşünün. Gözlerinizi yeni bir güne açıyorsunuz ve iki iş olarak akıllı telefonunuzu uzanıyorsunuz. Alarmınızı susturmak için ekranı hafifçe dokunuyorsunuz. Belki ardından birkaç bildirim kontrol ediyor, gününüzü planlamaya başlıyorsunuz. Kahvaltı masasında tabletinizi alıyor, o sabahki haberlere göz gezdiriyorsunuz. Günün ilerleyen saatlerinde iş yerinizde bilgisayar ekranınıza dokunarak projelerinizi yönetiyor. Yolda aranıcınızın navigasyon ekranından yol tarifi alıyorsunuz. Belki de bir kafede kahve alırken ödebeyi yine bir dokunmatik ekran üzerinden yapıyorsunuz. Farkında olmadan günümüzün modern dünyasında dokunmatik ekranlara çevrili bir hayatın içinde yaşıyoruz. Etrafınıza şöyle bir bakın. Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, navigasyon cihazları, otomatik ödeme sistemi ve hatta ATM'ler, dokunmatik ekranlar teknoloji sunduğu bu harikaların ortak noktası. Onlarsız bir hayat düşünmek artık neredeyse imkansız gibi görünüyor. Peki bu büyülü ekranlar nasıl çalışıyor? Parmaklarımızı hafif bir dokunuşuyla bu cihazlara nasıl hükmedebiliyoruz? Ve daha da önemlisi dokunmatik ekranlar nasıl oldu da bu kadar hızlı bir şekilde hayatımızın merkezine yerleşti? Teknolojiyi sadece izlemek ya da tuşları kontrol etmek yerine ona doğrudan dokunarak gömmelme fikri 1965 yılında İngiliz mühendis Johnson tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Hava trafik kontrolleri sistemleri için geliştirdiği ilk dokunmatik ekranına bu alandaki öncü isimlerden biri oldu. Bu ekran dokunulan noktayı algılayabiliyordu. Ancak oldukça sınırlı bir kapasiteye sahipti. Bugün kullandığımız dokunmatik ekranlarla karşılaştırıldığında son derece ilkel olsa da bu teknolojik için önemli bir başlangıçtı. 1970'ler dokunmatik ekran teknolojisinin endüstriyel ve bilimsel alanlarda kullanılmaya başlandığı yıllardı. Bu dönemde dokunmatik ekranlar genellikle büyük ve ansal cihazların bir parçasıydı. Üstelik karmaşık yapıları nedeniyle sadece belirli uzmanlık alanlarında kullanılabiliyordu. Tüketici elektriğine entegrasyonları içinse henüz vakit vardı. Ancak bu teknolojinin potansiyeli yavaş yavaş fark edilmeye başlanmıştı. 1980'lere gelindiğinde dokunmatik ekranlar artık daha somut bir şekilde günlük hayatın kapısını çalmaya başlamıştı. 1983 yılında piyasaya sürülen HP 150 ticari olarak satılan ilk dokunmatik ekranlı bilgisayar olarak tarihe geçti. Bu cihaz ekranın çevresine yerleştirilen kızıl ötesi sensörler yardımıyla dokunmaları algılıyordu. Ancak teknoloji hala oldukça hamdı. Kullanıcılar genellikle dokunuşlarının algılanmaması ya da ekrana doğru tepki verememesi gibi sorunlarla şikayette bulunuyordu. Her ne kadar bu sorunlar HP 150'nin yaygın kullanımını sınırlasa da dokunmatik ekran teknolojisi için önemli bir mihenk taşı olmuştu. Dokunmatik ekran teknolojisindeki asıl devrim 2000'li yılların başında kendini göstermeye başladı. 1990'larda PDA'lar ve bazı cep telefonları dokunmatik ekranlarla donatılmış olsa da bu cihazlar genellikle stylus adını verilen kalemlerle çalışıyordu. Dokunmatik ekran teknolojisinin asıl potansiyelini göstermesi için bir dönüm noktası gerekiyordu ve o dönüm noktasını Apple sırtladı. 2007 yılında Apple'ın ilk iPhone'u tanıtmasıyla geldi bu sonuç. iPhone yalnızca bir telefon değil, aynı zamanda modern dokunmatik ekran teknolojisinde bir simgesi haline gelmişti. Bu cihazda kullanılan kapasitif dokunmatik ekran sevgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyordu. Parmağınızla ekranı hafifçe dokunarak kaydırma, sıkıştırma ve büyütme gibi hareketlerle cihazı yönetimi artık mümkün hale gelmişti. İhtiyaç duyulan basitlik ve kullanım kolaylığı nihayet sağlanmıştı. Ayrıca iPhone çoklu dokunma, multitek desteğiyle birden fazla parmağın aynı anda algılanmasını sağlıyor ve kullanıcı ekranlara daha özgürce etkileşim kurmasına olanak tanıyordu. Bu yenilikler sadece telefon dünyasını değil, aynı zamanda dokunmatik ekran teknolojisinin geleceğini de derinden etkiledi. iPhone'un başarısı diğer teknoloji devlerinin de bir harekete geçirdi ve kısa sürede akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve daha pek çok cihaz dokunmatik ekranlarla donatılmaya başladı. Peki, dokunmatik ekranlar nasıl çalışır? Dokunmatik ekran teknolojisinin ilk adımları rezistif ekranlar ile atıldı. Bu ekranlar iki ince iletken tabakadan oluşuyordu. Ve bu tabakalar arasında boşluk bir hava tabakası ve şeffaf bir malzeme ile ayrılmıştı. Parmağınızla ya da bir kalemle ekran yüzeyine bastırdığınızda bu iki tabaka birleşiyor. İşte bu birleşme dokunduğunuz noktayı algılayan sinyali üretiyordu. Birçoğumuz eski ATM'lerden hatırlayacağı gibi biraz kuvvetli bir dokunuş gerektiren ekranlar aslında resesif teknolojiye dayanıyordu. Rezistif ekranlar oldukça basit bir çalışma prensibine sahip olmaları ve dayanıklılığıyla da öne çıkıyordu. Kalemler gibi çeşitli araçlarda kullanılabiliyor ve bunun da özellikle belirli profesyonel alanlarda tercih edilen bir teknoloji haline getiriyordu. Ancak hassasiyetten yoksun ve yalnızca tek bir dokunuş algılayabiliyorlar. Ayrıca yüzeylerine yapılan baskı zamanla görüntü kalitesinin düşmesine yol açabiliyor. Bu sebeplerle günümüzde hızlı gelişen teknoloji ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veremiyordu. Şimdi ise sahneye modern çağın yıldızı olan kapasitif ekranlar çıkıyor. Bu ekranlar dokunmatik teknolojisinin evriminde bir dönüm noktası. Kapasitif ekranların temel çalışma prensibi elektrik yükü barındıran bir yüzey yüz üzerinde kuruludur. Parmağınızı bir yüzeye dokunduğunuzda ekran yüzeyindeki elektrik yükü değişir. Ekran bu değişikliği algılar ve dokunan noktayı tespit eder. İşte bu hassas algılama mekanizması kapasitif ekranların modern cihazların vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Kapasitif ekranların en büyük avantajlarından biri çoklu dokunma, multitek özelliğini desteklemesidir. Bu teknoloji sayesinde ekranlar birden fazla parmağın aynı anda yaptığı hareketleri algılayabiliyor ve kullanıcı deneyimini zenginleştirerek birçok yeni özelliği mümkün kılıyor. Örneğin bir fotoğrafı büyütmek için iki parmağınızı ekrana koyup uzaklaştırmanız da birbirine yakınlaştırmanız fotoğrafların büyümesine ve yakınlaşmasını sağlıyordu. Bu teknolojinin doğal ve sezgisel bir etkileşimdi. Ayrıca kapasitif ekranlar görüntü kalitesini asla bozmuyordu. Resesif ekranlara kıyasla baskıladığı yüzeyi de herhangi bir dayanıklılığı etkileyecek, estetik görünümüne zarar verecek bir etkene sahip değildi. Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler, modern otomobil ekranları ve hatta birçok ödeme sistemi bu teknolojiyi kullanmaktadır. Kapasitif ekranların bir başka dikkat çekici özelliği kullanıcı dostu olmalıdır. Parmağınızı hafif bir dokunuşuyla çalışan bu ekranlar eski teknolojiye göre çok daha hassas ve duyarlıdır. Bu hassasiyet cihazların daha hızlı tepki vermesini ve çok daha akıcı bir kullanım deneyimi sunmasını sağlar. Sonuç olarak dokunmatik ekran teknolojisinin evriminde resif ekranlar sağlam bir temel oluşturmuş olsa da kapasitif ekranlar hız, hassasiyet ve estetik açıdan çıtayı oldukça yukarıları taşımış durumda. Teknolojinin bu harikaları sadece cihazlarımızın yüzeyinde değil, modern yaşamın her alanında dokunulabilir bir fark yaratmaya devam ediyor. Dokunmatik ekranlar Bugün sadece dokunmalarını algılamakla kalmıyor. Aynı zamanda basın seviyesini, nemi ve hatta parmağınızın sıcaklığını bile analiz edebiliyor. Örneğin akıllı telefonunuzdaki ekran parmağınızın hangi hızla hareket ettiğini anlamlandırabiliyor ve buna göre tepki verebiliyor. Ayrıca haptik geri bildirim sayesinde dokunduğunuz bir butonun fiziksel bir düğme hissi vermesi bile sağlanabiliyor. Peki ya gelecekte bilim insanları artık fiziksel bir temasa gerek duymadan yalnızca el hareketleriyle kontrol edilebilen ekranlar üzerinde çalışıyor desem siz nasıl tepki verirdiniz? Bu yenilikçi teknoloji parmaklarınızın ya da elinizin en küçük hareketlerini bile algılayarak cihazlarla etkileşim kurmanızı sağlayacak. Bu ekrana dokunmadan kontrol etmek hem de kullanım kolaylığı hem de hizyan açısından devrim niteliğinde bir adım olacak. Özellikle tıbbi alanlarda, laboratuvar ortamlarında ya da ortak kullanılan cihazlarda temassız bu bir sistemler birçok avantaj sunacak. Holografik ekranlar ve üç boyutlu dokunma teknolojileri ise artık bilim kurgu hikayelerinin ötesine geçmiş durumda. Gelecekte bir ekrana dokunmak yerine ellerimizle havada gezinerek menüler arasında dolaşabilecek, simgeleri seçebilecek ve işlemleri tamamlayabileceğiz. Örneğin bir sanal toplantıya katılmak için yalnızca havada süzülen bir düğmeye hafifçe dokunmamız yeterli olacak. Bu tür teknolojiler fiziksel cihazlar olan bağımlılığı azaltarak kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek. Ayrıca üç boyutlu dokunma teknolojisi dokunma hissini tamamen yeniden tanımlamayı hedefliyor. Sanayi yüzeye dokunduğunuzda parmak uçlarınızda gerçek bir yüzeye dokunuyormuş gibi bir his oluşacak. Bu alışverişten eğlenceye, eğitimden tıbbi uygulamana kadar pek çok alanda yeni kapılar açacak. Örneğin bir tasarımcı fiziksel bir malzeme kullanmadan sanayi bir nesneyi sekerlendirebilecek ve bunu yaparken gerçekten bir objeye dokunuyormuş gibi hissedebilecek. Belki de bir gün sanal ekranların ve dokunma hissinin birleştiği bir dünyada fiziksel klavyede ekranlar tamamen geçmişte kalacak havada süzülen hologramlar üzerinde yazı yazacak. Bir şarkıyı başlatmak için sadece bir hareketi yapacak ya da sanal bir düğmeye dokunarak evinizdeki tüm akıllı cihazları kontrol edebileceksiniz. Bu teknolojiler yalnızca günlük yaşamı kolaylaştırmakta kalmayıp aynı zamanda kullanıcıların cihazlarla daha doğal ve sevgisel bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayacak. Tüm bu gelişmeler insan makine etkileşiminde yeni bir çağın başlangıcını müjdeliyor hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bu yenilikler yalnızca bireysel kullanıcı deneyimini dönüştürmekte de kalmayacak. Aynı zamanda çalışma şekillerimizi, iletişimimizi ve hatta öğrenme yöntemlerimizi de kökten değiştirecek gibi görünüyor. Gelecek fiziksel ve dijital dünyaların daha iç içe geçtiği sınırsız bir iletişim alanı sunan bir teknolojik evreni olacak. Dokunmatik ekranlar sadece bir cihazı kontrol etmenin ötesinde kalmayacak. Günlük yaşamımızı da kökten değiştirecek. Kullanımı kolay, sevgisel ve eğlenceli olması onların modern dünyanın geçilmez bir parçası haline getirecek. İster oyun oynayın, ister sanat yapın, ister çalışın bu ekranlar sayesinde parmak uçlarınızda dünyayı kontrol edebileceksiniz. İşte dokunmatik ekranların hikayesi. Gelişim hızla devam eden bu teknoloji bize teknolojiyi daha kişisel ve sezgisel bir şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor. Parmaklarımızla başlattığımız bu yolculuk belki de bir gün sadece hayal gücümüzde cihazlarımızı kontrol edebileceğimiz noktaya ulaşacak. Dokunmaya devam edin. Çünkü bu hikaye henüz bitmedi. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu Beğenmişsinizdir. Destek için yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.